Startline herkese iyi akşamlar. Bu hafta stüdyomuzda tek konumuz var ama o tek konumuz bize çok fazla şey anlatacak. Sevgili Metin Şeker hoş geldin. Hoş bulduk. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve kuralların e, temel taşı Metin Şeker tabi e, uzun yıllar. Türkiye e, co-pilot şampiyonu oldu Ali Bacıoğlu ile birlikte. 7 e, şampiyonluğun var. 5'i evet. Ali ile 2'si Ali'siz. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Ben e, bir federasyon karşıtı olarak e, göründüğüm için televizyon programlarında e, sana karşı değilim, federasyonda da karşı değilim Elbette ki otomobil sporlarında e, kural koyucu federasyon olduğuna göre yanında yer alıyoruz ve elimizden gelen yardımı e, televizyon ve radyo yoluyla yapıyoruz. Şimdi. Neler konuşacağız? Kastro İstanbul Mahalli Rali Şampiyonası'nın 3. ve son ayağı var e, hafta sonu. Evet. Buradan söz edeceğiz. E, İngiltere Rally'si Dünya Rali Şampiyonası İngiltere ayağıyla sona erdi. İngiltere Rally'sinden söz edeceğiz. Fatih Kara'dan da biraz söz edeceğiz. Ve tabii ki aslında haberleri sen vereceksin. İstersen sen başla biz dinleyelim. Şöyle söyleyeyim. Teşekkür ederim İstanbul. programa çağırdığın için. İstanbul'a e, geldiğin ee, bizi şereflendirir. Sağ ol. Ee, 16 Aralık'ta ödül töreni yapıyor federasyon. Ee, ve... Kurallar o tarihte açıklanıyor. Ben şimdi bütün merak edenlere 2007 yılı ile ilgili bir ön bilgi vermek istiyorum. İlk önce herkesin merak ettiği VRC'lerin durumu. VRC'ler 2006 sonu itibariyle devam ediyor. Yani 2007'de, var. 2007'de varlar. 2007'nin sonunda kaldırıyoruz. 2007'den sonra zaten hem FİA'da yeni gruplar çıkıyor ama o yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. 2008'i 2007 içinde FİA'nın belirleyeceği şartlara göre biz de zaten Uluslararası Federasyon'a uyuyoruz. O şekilde bir geçiş yapacağız. Yapıyorsun. Daha çekişmeli. Bir şampiyonaya dönecek. Şu anda da aslında şampiyona ee, düzgün koşuluyor ve seyirci açısından, e, yarışanlar açısından e, ilgi gayet e, iyi. Hatta e, genç arkadaşlarda da e, bayağı bir yetişme var. Kesinlikle e, mahalle şampiyonası çok aldı. E, mahalleleri daha fazla e, destekliyoruz. Zaten malzeme olarak bütün e, bütün kulüplere yardımcı oluyoruz. Şimdi kurallarla da yeni bir hem yeni kulüplere hem eski kulüplere ve de yine sporculara Rallycross'un yerine bir de Funcross ismiyle tek kalkışlı bir yarış tipi sunuyoruz. Sen yeni... her şeyi arka arkaya açıklıyorsun daha vaktimiz bol. Ee, sen bunları rahatça anlatacaksın. Çünkü anladığım kadarıyla bir takım değişiklikler var ama ilk önce bir şey sormak istiyorum. R1, R2, R3 diye Fiyanın evet. FIA'nın 2008'de devri değil mi? 2008'den itibaren ama 2008 tasarlanan bir tarih. Otomobiller S hazırlanacak belki 2009 devam edecek. Şu anda 2008 taslak olarak planlanıyor. Peki Şimdi e, Dünya Rally Şampiyonası'nın hafta sonu koşulan İngiltere etabını evet. izleyelim. Ford 27 yıl sonra kazandı. En evet. son e, 79'da kimle kazanmıştı? Hannı Mikola. Hannı Mikola. E, Escort RS 1800'le e, evet. 1979 yılında kazanmıştı. Sonra da zaten baktım neler gelmiş. Audi Quadro, Opel Manta 400, Peugeot 205, Turbo 16, Lancia, Delta, Ford Sierra, Cosworth, Mitsubishi Galant. Sonra zaten segment yukarı doğru gitti. Biz İngiltere rally'sine bakalım. Markus Brunner nasıl gidiyor izleyelim. Ardından da Metin Çeker yeni kuralları bize aktarsın.